İslamofobya nedir, nasıl önlenebilir? İslam'la ilgili olumsuz algıların kökeninde ne var? İslam'ı terörizmle ilişkilendirmeye çalışanlar hangi kaynakları kullanıyor? Kur'an teröre nasıl bakıyor? Bu soruların cevabı ve fazlası şimdi sosyolog yardımcı doçent doktor Alper Bilgili'nin konuk olduğu Emre Dorman'la Kur'an'ın izinde de. TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızın konusu İslamofobiya, yani İslam korkusu olarak maalesef belki de İslam dediğimizde işte barış, huzur, esenlik olarak ifade ettiğimiz bu muhteşem inanç sisteminin en son anılabileceği şey olan korku, dehşet, terör, savaş. Maalesef bugün İslam neden bunlarla anılıyor? Bunları anlamaya, konuşmaya çalışacağız. Nedenlerine inmeye çalışacağız. Kiminle? Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Yardım Doçent Doktor Alper Bilgili hocamız bizlerle. Alper hocam hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Tanıtımda da duyurduk. Hakikaten aslında çok içler acısı bir konu ama çok önemli olduğu için bunun konuşulması lazım. Neden İslam inancı bugün maalesef özellikle Batı dünyasında korkuyla, şiddetle ve terörle anılıyor? Ya da neden Müslümanların en azından bir kısmı bugün şiddet üretiyor, terör üretiyor? Yani bunların tabii nedenlerini konuşalım ve en azından Kur'an-ı Kerim üzerinden, ayetler üzerinden neden bunun mümkün olmadığını da ifade etmeye çalışalım. Öncelikli olarak hocam, İslam'dan nefret etmeyi kısaca bir ifade edelim. Yani neden bugün Batı dünyasında İslam'la ilgili bu tarzda bir korku var veya İslam nefret edilen bir inanç sistemi olarak görülüyor ya da Müslümanlar nefret unsuru olarak değerlendiriliyor çeşitli gelişmiş toplumlar içerisindeki bir takım insanlar tarafından. Bugün dünyada bu konu neden bu kadar gündemde? Buradan başlayalım. Tabii burada İslam'ın nefret edilmesi, İslam'dan korkulması, İslam'dan bir tiksinme hepsi bir arada. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Hani tabii ki herkes İslam'ı sevmek, İslam'a inanmak zorunda değil. İnsanlar inanmayabilir, eleştirebilir İslam'ı. Ama bizim İslamofobi dediğimizde kastettiğimiz herhangi bir eleştiri değil. Burada ürün vermeyen bir eleştiriden söz ediyoruz. Karşılığı olmayan bir düşmanlıktan söz ediyoruz. Çoğunlukla da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir eleştiriden bahsediyoruz. Dolayısıyla önce onu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani İslam'ı her eleştiri, İslam'a ve Müslümanlara getiren her eleştiri aslında İslamofobya çerçevesinde değerlendirilemez. Neden gündemde? Terör saldırıları malum Avrupa'da şu an yoğun bir şekilde yaşanıyor. Haftada bir neredeyse terör saldırısı yaşıyoruz. Bu ister istemez İslamofobiyi gündeme getiriyor. Çünkü burada bir sarmaldan söz ediyoruz. Yani terör eylemleri beraberinde İslam'dan nefreti getiriyor. İslam'dan nefret eden kişiler İslamofobiya suçu işleyerek Müslümanlara kötü davranıyorlar. Onun neticesinde Müslümanlar daha da radikalleşebiliyor, en azından bazı Müslümanlar. Yani bu bir sarmal. Hocam aslında belki de önce şunu ifade etmek lazım ya da şunu konuşmak lazım. Yani terörün, şiddetin, zulmün inancı, milliyeti, işte dini vesairesi olabilir mi? Yani böyle bir şey zaten baştan aslında belki bunu ifade ederek başlamak lazım. Elbette olamaz. Yani hiçbir istisna gösterilemez. Budist rahiplerin yaptıkları da ortada, Myanmar'da. İşte geçen gün Hindistan'ın büyük eyaletlerinden birisi, 200 milyon kişi barındıran bir eyaletin en ünlü dini otoritesi açıklama yaptı. İşte Müslümanlar bizi bir öldürürse biz onları 100 öldürmeliyiz. Gerekse tecavüz edilmeli, camiler yıkılmalı. Yani bu tip gerçekten İslamofobi deyince tabii biz hep Batı Avrupa diye düşünüyoruz ama buralarda da yaşanan şeyler. Yani dindar olsun, dinsiz olsun her görüşten insanın maalesef bu tip aşırı uç hareketleri olabiliyor. Tabii biz bu örnekleri verirken yani onlar da yapıyorlar. Bizim yaptığımızda o halde meşrudur demiyoruz. Yani özellikle bunu altını çizmek istiyorum ki yanlış anlaşılmasına sebep olmasın. Sizin öyle demediğinizi çok iyi biliyorum ben ama yine de altını çizelim biz tedbirler. Tabii Emre Hocam, sizin canlı yayın tecrübenizde, yayıncılık tecrübenizde olduğu için bu tip böyle yanlış anlaşılmaları daha iyi görebiliyorsunuz. Doğru, onu söylemek lazım.
Her zaman böyle şeyler insanların aklına yanlış. Yani şiddetin hiçbir türlüsünü nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın, Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa, inançsız da olsa, kim yaparsa yapsın, bunu kesinlikle kabul edemeyeceğimizi ve kesinlikle herhangi bir inancı veya inansızlığa da doğrudan bunu fatura edemeyeceğimizin altını çizerek mutlaka konuşmalarımızı yapalım ki en azından izleyenler de ona göre değerlendirsin. Yani ama şu örnekleri de görmek lazım. Mesela Arnavutluk, işte Enver Hoca döneminde yapılanlar, işte ateizmin zorla yayılmaya çalışılması gibi örnekler de var. Yani bu insanların maalesef kendisi gibi düşünmeyen insanlara karşı baskı unsuru, baskı uygulaması her tip toplumda var. Maalesef bugün İslam toplumları bu konuda hiç iyi değil karnesi. Hani kendimize karşı da ben acımasız olmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi değilsek de iyi değiliz diyelim. Hani bize bir şans verilse Türkiye dışında bir ülkede yaşamanız gerekiyor. Nerede yaşamak istersiniz? İşin gerçeği çoğumuz Batı Avrupa ülkelerini tercih ederiz. Yaşanan İslamofobiye rağmen. Buradan da aslında İslam ülkelerinin hiç iç açıcı bir durumda olmadığını da görüyoruz. Yani şu da var hocam, mesela biz her sene bunları maalesef çok içler acısı şekilde tanık ediyoruz. İşte bugün bir DAEŞ gerçeği var maalesef güneyimizde ve oruç tutmadığı gerekçesiyle mesela bizzat Müslüman olan insanlara karşı uyguladıkları zulmü görüyoruz. Ama öte taraftan Çin'e uzanıyoruz. Bu sefer Çin'de de bir takım Müslümanların karakollara çekilip oruçlu oldukları için zorla işkencelerle bir şeyler yedirip içirildiği sahnelerin, bunların fotoğraflarının basına yansıdığı, görüntülerin basına yansıdığını da gördük. Yani demek ki zulmün aslında inançlısı veya inançsızı olmuyor. Mutlaka. Yani bu bir hastalık. Aslında bunun sosyal kökenleri de var. Bazıları sosyobiyolojik kökenleri olduğunu da düşünüyor ama işte bu hastalığın bir tezahürü. Yani İslamofobi. Ama dediğimiz gibi aslında tek hastalık sadece Müslümanlara karşı olan bir hastalık değil bu. Yani başka formlarda, başka inanç gruplarına karşı. Peki bu yeni bir şey mi hocam? Yani bu daha çok son yıllarda böyle popüler oldu diyelim veya gündeme geliyor sürekli. Çeşitli tabii siyasi arka planda siyasi sebepleri de var bunun ama yani bu yeni bir şey midir yoksa eskiden beri zaten bu var mıydı? Aslında tabii nasıl tanımladığımıza göre değişir. Eğer İslam düşmanlığından söz ediyorsak çok eski. Yani İslam'ın ilk doğduğu günden itibaren olan bir şey doğal olarak. Ama biz hani biraz daha Batı Avrupa'ya odaklanırsak işte Martin Luther'in yazılarında Türkleri, ki onda Türk demek Müslüman demek. İşte Allah'ın Hristiyanlara iyi Hristiyan olmadıkları için gönderdiği bela olarak tanımlıyor. Hatta bir dönem Türklere karşı savaşılmaması gerekiyor. Çünkü Tanrı onları bize ceza olarak gönderdi. Cezamızı çekmemiz lazım gibi açıklamalar yapıyor. Sonra o fikrini değiştiriyor ama Erasmus'ta da var. Hani bizim hep Erasmus nedir? Bizim kafamızda hep pozitif şeylerle canlanan bir kişidir. Hani değişim programları falan da var. Erasmus'un dahi işte Türklerle ilgili, Müslümanlarla ilgili çok sert ifadeleri var. Hani tarihte bunu çok geriye götürmek de mümkün. İşte Edward Said'in Orientalizm kitabı var. Orada da anlatıyor uzun uzun, örnekler veriyor. Ben kendim de bu ara İngiliz seyahat literatürünü okuyorum. Orada da Türklerle ilgili çok enteresan iddialar var. Bir kısmının doğru olmadığını tarihsel olarak biliyoruz zaten. İlginç bir örnek vereyim. İnsanların ne kadar kolay başkalarıyla ilgili bir şeyler uydurabileceğine yönelik. İkinci Abdülhamit biliyoruz çok enteresan bir insan. Çok enteresan bir padişahtı. Sherlock Holmes'u okumayı çok seviyor. Sherlock Holmes'u tercüme ettiriyor. Hızlıca okuyor, hemen bitiriyor. Yenisi çıkana kadar fasikül fasikül yayınlandığı için. Bir gün bunun yazarını Türkiye'ye davet ediyor. Arthur Conan Doyle'u İstanbul'a davet ediyor. Doyle İstanbul'a geliyor. Padişah onunla konuşurken Sherlock Holmes'u çok sevdiğini, yalnız bazı yönlerden işte tenkitlerini sunuyor. Arthur Conan Doyle çok rahatsız oluyor. Çünkü Orient bir, doğulu bir imparator var karşısında. Onu tabii daha küçük görüyor ve kendisini eleştirmesini yediremiyor. Günlüğüne şu notu düşüyor. Osmanlı padişahı bizi İstanbul'a çağırdı ama Ramazan olduğu için bizimle görüşmeye tenezzül etmedi. Halbuki böyle olmadığını nereden biliyoruz? İkisinin arasında aracılık yapan İngiliz, daha sonra o da anılarını yazıyor ve diyor ki hayır, bizi çağırdı ama bu eleştirilere dayanamadığı için Doyle sultanla ilgili bunu uydurdu. Çarpıttı yani meseleyi. Aynen. Şimdi bazen bu kadar basit bir şey bile olabiliyor arkasında. Çoğunlukla tabii daha uzun öfkelerin, daha uzun nefretlerin bir tezahürü ama gözümüzün önünde mesela uydurulmuş bir hikaye bu. Doğru olmadığını da biliyoruz. Yalnız şu an bahsettiğimiz İslamofobiya
2000'li yıllardan sonra bile aslında gelişen. Şimdi 2000'li yılların öncesinde de işte Solingen'de biliyorsunuz Türkler yakıldı. Almanya'da birçok yerde saldırıya uğradılar. Ya da mesela istatistik var bir tane. İngiltere'de 1999 yılında bir beyazın nefret suçuna uğrama ihtimali, İngiliz olmayan bir beyazdan bahsediyor mesela bir Polonyalı'nın, bir Pakistanlı'ya göre 15'te 1. Yani siz Pakistanlıysanız, esmerseniz 15 kat fazla ihtimaliniz var. Orada da var. Ama 2000'li yıllardan itibaren, bilhassa 11 Eylül'den itibaren İslamofobi yeni bir ivme kazandı. Ve dediğim gibi az önceki sarmal daha da güçlendi. Artık daha çok kişi İslam'dan nefret etmeye başlıyor. Daha çok kişi bu nefretin objesi haline geliyor, acı çekiyor ve daha çok kişi Batı uygarlığından nefret ediyor. Yani böyle bir sarmal haline geliyor ve artık aradaki renkler gitgide azalmaya, insanlar gitgide uçlara çekilmeye başlıyor. Bu anlamda yeni ama tarihi dediğim gibi çok eskiye götürebiliriz. Peki bunlarla ilgili biraz somut örnekler vermek istesek, yani Batı'da İslamofobinin bu ne kadar güçlü olduğuna dair. Siz çünkü en azından İngiltere'de de Hollanda'da da bir süre kaldınız. Orada doktora sonra çalışmalar yaptınız. Yani bizzat hem akademik camiada, üniversite içerisinde hem de hayatın içerisinde mesela hem bir akademisyen hem Müslüman olarak insanlarla kurduğunuz ilişkilerde onların genel olarak hem İslam'a bakışı ve Müslümanlara yaklaşım noktasında epey bir tecrübe edindiniz. Yani bu noktada mesela ne gibi somut örnekler verebiliriz? Yani ben birey olarak tabii çok şey yaşamadım ama hani ufak tefek şeyler yaşadım tabii. Yani orada yaşayan insanlar bunu uzun süre 20 yıl, 30 yıl yaşayan insanlar daha da fark edebiliyorlar. Bazıları da fark etmiyor. O da enteresan bir şey. Yani o kadar artık içselleşiyor ki o ikinci sınıf insan muamelesi. Bazıları bunu fark etmiyor. Normalleşiyor. Yani normal diyor. O tabii daha da tehlikeli. Mesela şöyle bir şey yaşamıştım. Mısır'da Hollandalılarla beraber bir projede bulunuyoruz. Mısır'da eski, şimdi Mısır'da ben Türklerin soyundan geliyorum demenin bir prestiji var. Çünkü oradaki Türkler yönetici oldukları için, yani sizin dedenizin, dedesinin, dedesinin aslında orada bir vali olduğu gibi anlam çıkıyor oradan. Dolayısıyla öyle bir Türk soyundan gelmenin bir prestiji var. Şimdi bunu bana orada bir Arap arkadaş anlatınca, benim işte dedemin dedesi Türk, bu çok prestijli bir şey burada. Yanımdaki Hollandalı gayri ihtiyari inanamadı ve böyle bir şok oldu. İşte öyle bir tepki verdi ki sonradan özür dileme ihtiyacı hissetti. Ya onu demek istemedim gibi. Hani böyle ufak tefek şeyler yaşadım ya da ne bileyim işte sınava giriyorsunuz, iyi not yapıyorsunuz, adam şaşırıyor. Ya da babanızın işçi olmaması onu çok şaşırtıyor. Ama asıl hani somut verilere girersek, mesela şöyle bir örnek verebilirim. İstatistikler var. Şuna bakıyorlar. Amerika'da en az haz edilen dini grup. Ateistleri de alıyorlar. Yani dini grupların yanında ateistlere de bakılıyor. En az haz edilen Müslümanlar %40. En fazla sempati duyulan da Yahudiler %43. %60 affedersiniz. Şimdi burada enteresan bir nokta var. Amerika'da yine başka bir istatistik. Uçakta yanınızda bir Müslüman otursa tedirgin olur musunuz? Evet, tedirgin olurum diyenler 1/3 oranında. Müslüman komşu ister misiniz? Kesinlikle istemem diyenler 1/5 oranında. Bunlar yüksek oranlar. Bunlar hangi yıllarda yapılmış istatistikler? O 2000'li yıllarda. 2000'li yıllarda yapılmış tabii, istatistikler. Tabii tabii 11 Eylül'den sonra. 11 Eylül'den sonra. Şimdi ilginç olan nokta şu. Amerika'daki Müslümanların eğitim oranı standart Amerikalı'nın eğitim oranından daha yüksek. Üniversite bitirme oranları da daha yüksek. Yani yine, birçoğu da okumak için gidiyor zaten. Tabii tabii. Onun da etkisi var. Amerika'da milli gelir $43,000. Müslümanların milli geliri Amerika'dakilerin $50,000. Aslında Amerika'daki Müslümanlar, insanların muhatap olduğu Müslümanlar daha eğitimli, daha üst sınıflara ait. Ama onlara karşı bile böyle bir ön yargı var. Neden? İşte az önce bahsettiğimiz o terörle ilgili imaj. Çünkü çoğu Amerikalı zaten bir Müslümana dokunamıyor. Yani etrafında bir Müslüman yok. Müslümanlar genelde kozmopolit şehirlerde yaşıyorlar. Şimdi Texas'ın belli yerlerinde hiçbir Müslüman görmemiş insanlar var doğal olarak. Şimdi Avrupa'ya gittiğimizde mesela Almanya'da Pegida diye bir oluşum var. Bunlar Müslümanlara karşı işte Avrupa'nın İslamileşmesini durdurma hareketi adı altında. İşte Dresden'de toplanmaya başladılar. Sürekli toplanıyorlar. En son 25 bin kişi topladılar. Ciddi bir rakam Almanya'da. Amerika'da 2 gün önce 21 eyalette 28 şehirde Müslümanlara karşı toplantılar yapıldı yine. O da çok komik. İsmi de Amerika'da şeriata karşı duruş. Sanki Amerika'da bir şeriat tehlikesi varmış gibi.
İşte Hollanda'da, İngiltere'de, Fransa'da %30-35 civarında Müslümanlardan haz etmeme istatistikleri var. Enteresan olan bu istatistiklere rağmen bizim hep Batı Avrupa'yı düşünmemiz. Halbuki Doğu Avrupa'da ve Güney Avrupa'da İslamofobi daha da fazla. Mesela Macaristan, Yunanistan, İtalya, buralarda daha da yüksek olduğunu, %70'e yakın İslamofobiye yönelme olduğunu görüyoruz. Çoğu zaman bu bizim gözümüzden kaçıyor. Az önce bahsettiğim Hindistan örneği de var. Türkiye'de de var tabii İslamofobi. Onu da belki konuşuruz. Tüm bunlara baktığımızda Müslümanların hayatlarını etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Bilhassa Avrupa'da Amerika'daki gibi değil Müslümanların. Daha çok göçmen aileler olduğu, işçi aileler olduğu için sosyoekonomik statüleri daha düşük. Bir de bunun yanına İslamofobiden kaynaklanan ön yargılar eklenince insanların iş bulması daha da zorlaşıyor. İş bulduklarında kendilerine edilen muamele daha da kötüleşiyor. Dolayısıyla somut etkileri var bunun. Her şeyi geçtim. Bir Müslüman olarak dininizin terörle ilişkilendirmesi zaten başlı başına yıpratıcı bir şey, rahatsız edici bir şey. Sürekli bir özür dilemeniz bekleniyor. Hani İngiltere ile ilgili son saldırı oldu, sen özür dilemedin. Yani her olayda sizin tekrar tekrar özür dilemeniz gerekiyor. Bu bile başlı başına aslında rahatsız edici ve İslamofobiyanın diri olduğunu gösteren bir şey. Yani sürekli olarak karşı tarafı, muhatabı gerçekte İslam'ın böyle bir şey olmadığına dair ikna etmek pozisyonda, evet, bulunmak durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Aynen. Bu da bir ayrı sıkıntı. Evet. Burada bizim de ciddi anlamda tabii kabahatimiz var. O nedir? Sadece bazı yani tırnak içerisinde kullanalım, kendini Müslüman olarak tanımlayan insanların terör ve şiddet üretiyor olması değil. Belki de bizim İslam'ı doğru bir şekilde temsil edip, doğru bir şekilde anlayıp önce, sonra temsil edip, sonra da doğru bir şekilde insanlara aktaramıyor olmamızın da burada ciddi anlamda bir temel problem olarak ifade edilebilir. Peki hocam, yani bir de bir sosyolog olarak İslamofobinin kökenlerinde nasıl bir sosyal mekanizma olduğunu düşünüyorsunuz? Yani aslında kısmen biraz değindiniz buna ama. Evet. Yani şöyle, dediğim gibi sosyobiyolojik açıklamalar var işte bu konuda. İnsan hani kendi genini sürdürmek istiyor. Kendi geninden sonra da kendi genine benzer genleri sürdürmek istiyor. Yeğenlerini, kardeşini vesaire. İşte buradan yapılan açıklama, genler ne kadar sana benzerse onları korumaya meyilli oluyorsun. Dolayısıyla başka, yani senin ırktaşın dediğimiz insanlara karşı da daha korumacı olman normal, yabancılara karşı da daha agresif, daha karşı olman normal gibi bir açıklama. Ama tabii bu çok tartışılan, sosyobiyoloji çok spekülatif bir alan, tamamen yanlıştır demiyorum ama çok tartışılıyor. Çünkü insan biyolojik altyapısının üstüne öğrenen bir varlık, artı ırk dediğimiz şey ne kadar gerçek, gerçeğe ne kadar tekabül ediyor, ne kadarı sosyal bir icat, bu tartışmalı bir konu. Sosyal faktörlere gidersek, bir kere kendini bir gruba ait hissetme, insanı başlı başına mutlu eden bir şey ya da nasıl diyeyim, anlamlı kılan bir şey. Hele bu grubun size göre yüce bir amacı varsa daha da kıymetli görüyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla İslamofobiye girmiş, yani bu görüşü benimsemiş birçok kişide de benzer bir eğilimi görüyoruz. Yani siz o görüşün parçasısınız. Daha önemli bir grubun parçasısınız. Tek başınıza birisi değilsiniz. Bu sosyal unsurlar sizin gözünüzde İslamofobiye dahil olmaya, İslamofobiye ile hareket etmeye ya da böyle hareket eden gruplara mensup olmayı cazip kılıyor. Bir de sosyolojide günah keçisi diye bir kavram var. Günah keçisi teorisi denir buna. Bilhassa ekonomik sıkıntı yaşayan toplumlarda ekonomik sıkıntının verdiği zorluğu aşmak için insanlar bir günah keçisi ararlar. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sında Yahudiler olmuştur bu günah keçisi. Günümüzde de Batı Avrupa ülkelerinde benzer bir eğilimi gördüğümüzü söyleyebiliriz. İşte bilhassa iş bulmakta zorlanan ve bu zorlanmasının nedenini göçmenlerde bulan kitleler kolaylıkla İslamofobik eğilimlere çekilebiliyorlar, işin gerçeği. Hatta enteresan bir röportaj var. İşte Hollanda'da bir tane Türk kahvesine gidiyorlar. İnsanlara soruyorlar kime oy veriyorsunuz diye. Birkaç tanesi Wilders'a oy veriyoruz diyorlar. Wilders da Avrupa'nın en ırkçı lideri şu an. Neden Wilders'a oy vereceksiniz? Çünkü Wilders Polonyalıları
gönderecek, Avrupa Birliği'nden çıkacak Faslıları gönderecek diyor. Yani Türkler bunu diyenler. Ama onlar bile neden? Çünkü eskiden Polonyalılar yokken, Faslılar yokken biz daha kolay iş buluyorduk diyerek, anlatabiliyor muyum? Yani bu onlar da günah keçisi olarak onları görüyorlar. Beyaz bir Hollandalı olduğunuzu düşünün. Siz de doğal olarak Türkleri görüyorsunuz, diğerlerini görüyorsunuz. Bu da başka bir sosyal unsur diyebilirim. Aslında son dönem Amerika seçimlerine de benzer böyle ırkçı söylemlere şahitlik ettik. Tabii, yani tabii. Özellikle Müslümanlar üzerinden bir siyasi bir şey sürdürüldü orada maalesef. Doğru. Sonradan tabii biraz daha yumuşatıldı belki şeyler ama yani bu bir politik bir şey olarak kullanılıyor. Yani mutlaka mutlaka. Siyasi yani hatta orada şey güzel bir şey söylediniz Emre Hocam. Şimdi mesela Trump'ın söylediği şeylere bakıldı gerçekten doğru mu diye. Mesela göçmenlerin geldiği yerlerde işte göçmen varsa şiddet vardır, göçmen varsa hırsızlık vardır iddiaları var. İstatistikler hiç böyle söylemiyor. Hatta göçmenlerin olduğu yerde bazı suçlarda düşüş var. Hırsızlık daha az yapılıyor, cinayet daha az işleniyor. Çünkü adam sınır dışı edilmek istemiyor zaten. Yani bir şekilde yasalardan. Aynen, birçok göçmen orada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anlaşılır bir şey ve daha da dikkat ediyor kendine. Bir değil iki dikkat ediyor. Daha da fazla çalışıyor. Dolayısıyla bunların gerçekte çok bir karşılığı da yok işin gerçeği. Evet. Hocam aslında az önce böyle bir temas ettik ama o konu önemli. Onu açalım istiyorum. Böyle bir geçiştirmiş olmayalım. Yani Müslümanlar olarak bizim bu konuda suçumuz yok mu? Yani biz İslam'ı doğru anlayıp doğru yaşadık mı? Veya hem bilimsel anlamda hem sanatsal anlamda, estetik açısından İslam'ı gerçekten özüne uygun şekilde ortaya koyabildik mi acaba? Yani çünkü bu noktada mesela maalesef geleneksel din anlayışında ciddi anlamda böyle bir işte sanat düşmanlığı görüyoruz ama tarih boyunca baktığımızda birçok düşüncenin, ideolojinin anlatılmasında sanatın böyle bir araç olarak kullanıldığını ve çok etkili olduğunu görebiliyoruz. Yani bizim konulardaki eksiklerimiz neler veya bir öz eleştiri yapacak olursak hangi konuları burada ön plana çıkarmamız gerekir? İngiliz siyasetçiye soruyorlar işte İslam nedir diye. İşte İslam karşıtı bir kişi o da. Anlattığı başını örtmeyenlerin yüzüne asit atmak, kadınları sünnet etmek, rejim. Şimdi iki tanesi zaten Kur'an'a aykırı. Bir tanesi de dinde hani Kur'an'da yer almayan bir şey. Ama işte adamın İslam'dan anladığı bu. Yani bu adam art niyetli diyebilirsiniz ama herkesten İslam'la ilgili araştırma yapmasını, ya sen ön yargılarından sıyrıl ve Kur'an'a bak bakalım demesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla burada esas suçlu biziz işin gerçeği. İslam'ın doğru anlaşılmaması anlamında. Bir arkadaşım var, doktora yapıyor Kaliforniya'da, o anlattı. Şimdi böyle felsefi tartışmalara girilen bir ortam varmış, bir forum. Orada bazı misyonerler de gelmişler. Şimdi karşı tarafı ikna etmek için ateist karşıtı argümanlar ortaya sürüyorlar. İkna edebilirlerse adam Hristiyan oluyor zaten. Bu arkadaşım da sormuş ya Hristiyanlık şimdi dinler de var. Ama arkadaşımın Müslüman olduğunu bilmiyor karşı taraf. O da demiş ki yani Yahudilik zaten anneden geçiyor. İslam da yani zaten herhalde kimse Müslüman olmayı düşünmez. Maalesef bu kadar vahim. Yani Batı Avrupa'da da bunu yaşıyorsunuz. Buna rağmen insanlar Müslüman oluyor gerçekten ilginç bir şekilde ama maalesef imaj olarak o kadar bozuk, o kadar kötü ki İslam'ın imajı dediğim gibi esas suçu da biziz burada. Ya burada tabii tabii ki öz eleştirimizi yapalım ama yani Batı'da da özellikle son işte dediğim gibi yani 11 Eylül olaylarından sonra da daha da bu perçinlendi. Ciddi anlamda bir çifte standart var yani Müslümanlara karşı. Biraz da bazı çevrelerin işine geliyor aslında İslam'ı böyle sunmak, İslam'ı bu şekilde ifade etmek. Yani özellikle Müslümanların sayısı olarak artışına baktığımızda Katolik Kilisesi başta olmak üzere Hristiyanların en azından 2050 yılında yapılan araştırmalara göre işte Hristiyanlarla aşağı yukarı aynı sayıya geleceği Müslümanların ve 2050'den sonra daha da öne geçeceği şeklinde. Tabii nitelikli olarak bu sayı artmadıktan sonra ne kadar iyidir kötüdür o tartışılır ama yani şöyle bir anlayış da var. Yani Müslümanlık ciddi anlamda sayısı olarak da artışa geçti. Ve Hristiyanlarda da insanlar, yani Hristiyan olarak kendi ifade insanın önemli bir kısmı da aslında çok fazla çocuk sahibi de olmuyor. Oluyorsa da bir tane çocuk belki en azından Avrupa için böyle söyleyebiliriz. Ve bizim aslında bir tehdit olarak bunu görüyorlar İslam'ı. Ve İslam olabildiğince bile şiddetle, terörle ve olabilecek en kötü yorumları üzerinden sunma. Ve bu noktada aslında iyi örnekleri görmeyip sadece kötü örnekleri ön plana çıkarma gibi bir çifte standart şeyi de var. Çifte standart yani bu, tabii çok bariz var ama ben
yani ikisini beraber okumak lazım. Birincisi biz iyi değiliz. Maalesef iyi değiliz. Keşke olsak ama değiliz. İşte geçen programda da konuştuk. Adam hani işte Biruni'ye bakıyorsunuz. Ben Kur'an'a baktıktan sonra doğayı incelemeye karar verdim diyor. Bir yandan bir tane sempatik bir hocamız diyor ki ben Mars'ta su varmış, işte ben onunla ilgilenmem. CERN'de 10 milyar dolar harcanmış, bu israftır. Hani bu tip izahlar da var, maalesef var. Şimdi siz bu izahı yapınca insanlardan ya sen git Kur'an'ı aç araştır bak demek gerçekçi değil. Çoğu kişi öyle bakmıyor çünkü hayata. Maalesef öyle olması lazım gerçekte. Yani Allah'tan geldiği iddia edilen bir kitap varsa insanın ön yargısını bırakıp incelemesi lazım. Ya mesela bizim son geçtiğimiz yıllarda bu karikatür krizleri falan oldu. Ya da işte peygamberimizle ilgili çok yakışıksız bir takım videolar servis edildi mesela. Onlarla ilgili mesela Müslümanların göstermiş oldukları şiddete yönelik tepkiler, yani ilmi olarak, teknolojik olarak ortaya bir şey koymayınca, sanatsal olarak ortaya bir şey koyamayınca üretebileceğiniz tek şey kalıyor elinizde. O da şiddet, öfke ve hakaret. Evet. Dolayısıyla bu malzemeyi biraz biz de veriyoruz. Evet. Ve yani Batı dünyası da, en azından bir genelleme yapmayalım, haksızlık yapmayalım ama en azından bir takım çevreler de Batı dünyasında. İşte tam da bizim görmek istediğimiz Müslüman örnekliği, tam da görmek istediğimiz Müslüman modeli. Yani şiddet üreten, haksız yere işte insanları katleden, öldüren ve işte bilgisiz, eğitimsiz bir kitle olarak bütün Batı medyasında bu karikatür krizi ve o video olayından sonra yapılan eylemlerin afişe edildiğini gördük. Yani bu noktada biraz biz de herhalde malzemeyi zaten veriyoruz. Tabii onu da bir şey. Mesela karikatür krizinde şu oldu ya, bu yaşandı, inanılmaz bir şey. İslam şiddet getirmedi diye kilise yakıldı Türkiye'de. Yani bir tane kiliseyi İslam şiddet getirdi diyorsunuz siz diyerek yakmaya çalıştı. Ya da dergi işte tarandı. Dergi tarandı. Yani biz şiddet getirmedik diye. Yani bu akıl almaz bir şey tabii. Çifte standart kısmına gelelim olayım biraz da. Mesela Charlie Hebdo'da aynı dergide 2008 yılında birisi antisemitist karikatür çizdi diye işten kovuldu. İşten atıldı, evet. Yani demek ki İslam'la Museviliğe aynı standartlar uygulanmıyor. Bu kesin. Binlerce örnek verebilirim bu konuda. İşte Paris'te bu yaz, geçtiğimiz yaz yaşanan bir şey. Belediye başkanı çıplaklar kampı açtı. Bir tane park açtı. Tamamen çırılçıplak insanlar girebiliyor. Aynı dönemde Fransa'da haşema ile denize girmek yasaklandı bazı belediyelerde. Yani dediğim gibi çifte standart yüzlerce binlerce bulunabilir. Ya da Batı'nın çifte standardı bazen de olayları yansıtma gücüyle alakalı. Mesela 2001 ile 2015 yılı arasında terör saldırılarının %98'i sadece %2'si Batı Avrupa'da yapılıyor. Düşünebiliyor muyuz bunu? Sadece %2'si Batı Avrupa'da yapılıyor. %98'i Avrupa dışında, çoğu da Müslüman ülkelerde yapılıyor. Teröre en çok can kaybı veren ülkeler Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya. Nijerya'nın da yarısı Müslüman, öyle düşünelim. Ama Batı Avrupa öyle bir sunuyor, öyle bir etkili bir gücü var ki üzerimizde, biz sanki sürekli sadece Batı Avrupa'da terör eylemi yapılıyor gibi hissediyoruz. Biz bile, yani Türkiye'ye kadar terörden çekmiş ülke dünyada azdır ama biz bile gerçekten Batı Avrupa'da çok fazla terör olduğu gibi hissediyoruz. Neden? İşte bu Batı'nın insanları etkileme gücüyle alakalı. Peki hocam, bu terör üretenler, yani din adına, sözde din adına bu eylemleri gerçekleştirenler var malum. Bunları işleyen teröristler ne kadar Müslüman olduğu konusunda da herhalde bir tartışma var, değil mi? Yani bu noktada neler söyleyebiliriz? Bugün bir tane gazete yazısı okudum, Guardian'da, İngiliz gazetesi. Orada şunu soruyor. Potansiyel bir teröristi nasıl tespit edersiniz? Yaptığı da son 7 terör saldırısında, ki bu 7 saldırının hepsinde aslında orada yaşayan insanlar tarafından, yani oranın vatandaşları tarafından yapılmış saldırılar. Ortak nokta arıyorlar. Ortak nokta bulduğu tek bir tane var. Bu insanlar dindarlaşmadan radikalleşiyorlar. Yani bakıyorsunuz adam uyuşturucudan hapse girmiş. İşte gece kulüplerinden çıkmıyor. İçki içiyor sürekli. Hiçbir dinle alakası yok. Ama birden çok kısa sürede, birkaç ayda radikalleşiyor ve terör olayına karışıyor. Yine Independent'ta bir yazı çıkmıştı bununla ilgili. O da enteresan. Orada da anlattığı şey şu. Aslında terör örgütleri
uyuşturucu şirketi diyelim buna. Uyuşturucu baronları diyelim. Yani yaptıkları uyuşturucunun üretimi ve bunun ticareti. Esas yaptıkları bu. Ha, bunun din sosu var üzerinde tabii ki. Mesela Taliban uzun süre dünyadaki eroinin yarısını Taliban üretti. Afrika'dan Avrupa'ya transfer olan uyuşturucunun kontrolünü Boko Haram yapıyor. Aynı şekilde IŞİD'in çok güçlü bir etkisi var bu uyuşturucu sektöründe, kontrolünde vesaire. Yani ya da kendi eylemlerini gerçekleştirebilmek için dini açıdan meşru olmayan birçok şeyi meşrulaştırabiliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hatta eğer, uyuşturucu gibi bir şey yani. Tabii tabii, yani bu kadar. Şimdi İslam prensip dinidir değil mi? İslam'da yani bu tip hilelere yer yoktur. Yani İslam'da savaşın bile bir, değil mi, Kur'an'da kaidesi var. Orada muhtemelen şöyle bir akıl yürütüyorlar. Yani en azından benim takip edebildiğim kadarıyla. Bunları biz zaten Müslüman olanlara satmıyoruz. Gayrimüslimlere satıyoruz gibi. Yani birçoğu Avrupa'ya gittiği için bunların. Evet. Öyle bir kendilerine mutlaka göre bir hileyle olayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Tabii, halbuki mutlaka. Yani bu Allah'ın yasak ettiği bir şeyin kişinin neye inandığıyla bir ilişkisi yok. Öyle canım. Mesela. Yani bir de öyle de değil. Yani Batı Avrupa'da bir sürü Müslüman da uyuşturucu kullanıyor. O insanlara da ulaşıyor bu. Öyle bir, yani o kendilerini kandırmakla artı insan kaçırıyorlar, ne bileyim, yani zaten savunulacak yeri yok da şimdi İngiltere'de yine terör saldırısından önce Amazon'dan 3 tane kitap sipariş etmiş, 2 genç yakalandı. Kitapların bir tanesi İngilizce adıyla Islam for Dummies, yani aptallar için İslam. O kadar, yani İslam'a giriş kitabı bile değil bu, hiçbir fikri olmayan insanların okuyacağı kitap, çünkü hiçbir fikirleri yok İslam'la ilgili. MI5'ın bir raporu var. O da İngiliz işte istihbarat örgütü. Onların dediği de şu. Guardian'a sızdı bu rapor. Anlattıkları hikaye şu. Bu insanların aslında dindar olmasını biz tercih ederiz. Çünkü dindar insanlar radikalleşmiyor. Hani bizde yanlış bir algı var. Diyoruz ki adam dindar, daha dindar, daha dindar, en sonunda terörist oluyor. Bu saçma sapan ve gerçekte karşılığı olmayan bir mantık. Az önce verdiğim 7 örnek de o açıdan önemli. Bu insanların hiçbirisi önce radikalleşiyorlar, dikkat edin. Daha ötesi, çoğunun küçük sabıkaları var. İşte uyuşturucu kaçakçılığı, adam bıçaklamak vesaire. Hapishanede bu radikal unsurlarla tanışıp daha da radikalleşiyorlar. Tabii bunun altında psikolojik faktörler de var. Yani kendini, az önce bahsettiğim, önemli bir gruba ait hissetme, önemli bir amaç için hareket etme. Çünkü Avrupalı, bu bahsettiğim ikinci nesil göçmen çocuk. Anlam arayışı belki bir şekilde. Öyle. Kendine göre. Şimdi adam Pakistan kökenli. Kendini Pakistanlı hissetmiyor. Gitmemiş bile. Ama İngiliz de hissetmiyor. Dolayısıyla böyle bir dışlanmışlık hissi var. Daha yüksek bir anlam arıyor. Bu daha yüksek anlamı da işte böyle bir terör saldırısı. Belki bir anlamda toplum içerisindeki sosyoekonomik durumundan dolayı böyle bir öfke ve nefret dışa vurumu, yani bir intikam alma duygusu da belki bir kısım. Tabii tabii, İnsanlar mutlaka. Aslında herkesin ayrı bir hikayesi var mutlaka yani, ama mesela Afrikalı birçok kişi, IŞİD'e katılan birçok kişi de maddi kazanç kapısı olarak. Aralı asker olarak katılıyor, evet, aslında. Aynen, yani orada bir öyle. İnanıyorsa bile, Müslümansa bile, dini hizmet etmek için değil de aslında para kazanmak için yapıyor. Öyle öyle yani, mutlaka bunun bir dini boyutu var. Hani hiç bir dini boyutu yok diyemeyiz. Orada da tabii dine yapılan ilavelere dikkat etmek lazım. İşte aslında Kur'an'a aykırı hükümlere de. Tam da aslında hocam iyi yere geldik. Buraya getirmek istiyordum. Yani Kur'an'a aykırı hükümler dedik. Yani Kur'an-ı Kerim'in aslında bu noktada bakışı nedir? Biraz hani siz de bir akademisyen gözü ve dini metinlerle de ilgilendiğiniz için şimdi bir sosyolog gözüyle baktığınızda, yani Kur'an-ı Kerim bu teröre, şiddet üretimine veya savaş ortamının oluşmasına nasıl bakıyor? Bu konuda Kur'an açısından terör nereye konabilir? Tabii Emre Hocam, bunu siz daha iyi bilirsiniz benden. O açıdan hani yanlış bir şey söylersem düzeltin, ama şimdi Kur'an'ın da temel kaide bir insanı haksız yere öldürmek, tüm insanları öldürmek gibidir ayeti var malum. Ama Allah insanların yapısını, fıtratını da biliyor. Dolayısıyla herkes barış içinde olsun, herkes barış içinde yaşasın. Hani böyle bir 68 kuşağının söylemlerinin işe yaramayacağını da biliyor. Bakara suresi 208. ayeti paylaşabilir miyiz? Bir yandan onu da ekrana verelim hocam. Bakara suresi 208. Buyurun hocam. İşte mesela
geçen hafta yaşanan Suudi Arabistan'la Katar, ikisi de Müslüman, ikisi de Sünni, hatta ikisi de aşağı yukarı aynı dini yorumlara sahip. Ama birbirleriyle işte savaşma noktasına geldiler. Yani Allah savaşmayın diyor, savaşmamayı önemsiyor ama şunu da biliyor Allah, insanlar savaşacak. Peki insanlar savaştığında Müslümanlar ne yapsın? Yani biz makul bir metinden ne bekleriz? Bizim makul bir metinden beklediğimiz savunma savaşına izin vermesidir aslında. Tam da budur. Yani birisi size saldırırsa, evet, birisi size savaş açarsa kendinizi müdafaa etme hakkını tabii olarak size sunması lazım. Aynen öyle. Aksi takdirde yok olursunuz. Yani şu problem çıkar ortaya. Acaba beni öldürmek için gelen kişiye ben karşılık verebilir miyim? Evet. Çünkü Allah cana kıymayın diyor. Aynen öyle. Yani. O yüzden gerçekçi Kur'an'ın hükümleri, bu yüzden mesela Hac suresinde size saldırıldığında savaşma izni verilmiştir diyor. Yani böyle bir istisna. Dikkat edin, izin verilmiştir ne demek? Normalde izin yok. Ama bu durumda izin verilmiştir. Yani haddi aşarak insanlara saldırmıyorsunuz. Zaten Kur'an'da savaşın şeyleri de belli. Nasıl yapılacağı da belli değil mi? Misliyle karşılık veriyorsun. Türkçe'ye misliyle kelimesi kat ve kat fazlasıyla diye geçmiş ama Arapça'da misliyle demek benzer bir şekilde demek. Yani o oranda karşılık veriyorsun. Birisi sana haksız yere saldırdığında sen ona o oranda karşılık veriyorsun. Beş askerini öldürdüğünde onun başkentini yerle bir etmiyorsun. Yani Kur'an aslında savaşma ahlakını da ortaya koyuyor. Ha, zaman zaman bu Müslümanlar için dezavantaj da oluşturabilir. Ama dediğim gibi Kur'an prensip kitabı olduğu için varsın dezavantajı olsun. Önemli olan Allah'ın koyduğu prensiplerden sapmamak. Ahlaki erdemlerden, erdemleri terk etmemek. Burada hocam hemen arkadaşlarımız hazırlıyor. Biz yine paylaşalım buradan. Bakara suresi 208. ayet. Şöyle ifade ediliyor. Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvene, yani silme, yani İslam'a girin ve şeytan adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Yani Allah aslında iman etmenin bir gerekliliği olarak, bir zorunlu bir şartı olarak iman eden kişinin aynı zamanda barışı esas alan bir kişi olması gerektiği vurgusunu yapıyor burada. Hep birlikte barışı esas alın, barışa yönelin ve şeytan adımlarını izlemeyin. Çünkü şeytanın adımlarını izlerseniz şeytan önce kendi aranızda, daha sonra diğer insanlarla aranızda fitne ve fesat çıkaracaktır bu noktada. Ve sizi işte kargaşaya, bozguna, savaşa, zulme, adaletsizliğe sevk edecektir. Yani dedik ya programın başında, İslam işte barış, esenlik, huzur, güven gibi anlamlara geliyor. Bizzat kendi anlamı bunları içeren bir inanç sisteminin zaten savaşla, terörle, kargaşayla, şiddetle anılması zaten anlaşılabilir bir şey değil. Yani mensuplarına bakarak İslam'ı yargılamak ya da mensupların eylemleri üzerinden bunu İslam'a fatura etmek açıkçası çok doğru bir mantık olmayacaktır. İşte yine Charlie Hebdo saldırısında da bu oldu. Şimdi Kur'an'a göre birisi peygambere diyor yani, dinle dalga geçildiğinde, dinle alay edildiğinde orayı terk edin. Ta ki söz başka bir şey konuşana kadar onlar. Şimdi açık ayet. Gidin, saldırın, öldürün gibi bir şey söylenmiyor. Tam tersine bunları işlerseniz aslında dine aykırı, Kur'an'ın o prensibine aykırı hareket etmiş olursunuz. Ama insanlar ne yaptı? Peygamber sevgisinin bir gereği olarak bu hareketi gördüler. Yani biz peygamberi öyle seviyoruz ki Kur'an'ı çiğneyecek kadar seviyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ı çiğneyebilir misin peygamber sevgisinden? De bu doğru ve sağlıklı bir sevgi ilişkisi mi ki? Tabii ki peygamberimizi çok severiz ama peygamberimize olan gerçek sevgimizi biz önce doğru bir peygamber anlayışına sahip olarak, sonra da doğru anlayışı insanlara en güzel şekilde anlatarak gerçekleştirebiliriz. Evet. Yani biz peygamberimizi kendimiz daha Müslümanların önemli çoğunluğu tanımıyor. Müslümanların önemli çoğunluğu peygamberimizi gerçek anlamda örnek almıyor. Ve Müslüman olmayan insanlara da doğru bir peygamber anlatımı yapmıyorken nasıl olur da ondan sonra peygamberimizle ilgili yakışıksız bir takım işler ortaya konduğunda buna şiddetle veya işte kavgayla, gürültüyle, paktırıyla, hakaretle karşılık verebiliriz. Yani biz kendimiz doğru bir peygamber algısına sahip değiliz en başta. Biz tabii. Yani işte Charlie Hebdo'da çizilen karikatürlere bakın. Bunların bir kısmı hadis literatüründen, ciddi bir kısmı hadis literatüründen ya da Muhammed filmi yine çok tepki topladı. İğrenç bir film, beş para etmez bir film. Ama bunların bir kısmı hadis literatüründe var. Şimdi onlara karşı çıkmadan, onları eleştirmeden ya da en azından eleştirel bir analize tabi tutmadan
bizim çıkıp da peygamberimizle ilgili böyle demiyorlar diyorlar demeye hakkımız yok. Hı-hı. Çünkü adam diyor ki senin kitabında yazıyor bu. Hı-hı. Yani sen peygamber 9 yaşında kızla evlendi diye bir iftira atıyorsan peygambere, adam da bunu kullanır. Yani senin de diyecek bir şeyin olamaz maalesef. Hocam Kur'an-ı Kerim'de biz aslında inananların özelliklerinin sayıldığı birçok ayet görüyoruz. Ve mesela bu ayetlerden bir tanesi Rad suresi 22. ayet. Onu da verelim ekrana bir yandan. Mesela kötülük yapıldığı zaman bir Müslümanın bu kötülük karşısındaki tavrının ne olması gerektiğiyle ilgili. Yani bu bireysel bir şey de olabilir. Eğer ki toplum içerisinde fitne çıkartan bir unsur değilse bu. Mesela Rad suresinde şöyle ifade ediliyor. Onlar kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar. İşte onlar bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridir. Yani bu barış diyarının, bu huzur diyarının mutlu sona ulaşacak sakinleridir. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldırmak ve belki de bu tavırdan dolayı o kötülüğü zulmü yapan kişiye de güzel bir örnek olmak mümkün hale geliyor. Ama siz zaten size sözlü olarak bile olsa şiddet uygulayan bir insana sözlü ve fiili şiddetle karşılık verirseniz kötülük ortadan kalkmayacağı gibi kötülüğü arttırırsınız aslında bu noktada. Doğru. Yine mesela Şura suresi 40. ayet. Hazır konuyu açmışken bunu ayetleri de paylaşalım. Şura suresinin 40. ayeti. Kötülüğün karşılığı onun benzeri olan bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışı esas alarak erdemli davranırsa artık onun ödülünü bizzat Allah verecektir. Gerçekten Allah zalimleri sevmez diye ifade ediliyor. Nerede? Şura suresi 40. ayette. Evet. Hocam peki sizin ilginç bir tespitiniz var. Dine referans verdiği iddia edilen terörün etkisinin abartıldığı yönünde bir iddianız var. Bu istatistikten biraz bahsedebilir miyiz? Yani şöyle, tabii ki bizim için bir kişi bile, masum bir kişi bile ölüyorsa bu kıymetlidir. Yani ve üzerine düşünülmesi gerekir. Dediğim gibi 10 bin yılda Müslümanlar dini yanlış anlayıp bir kişiyi, masum bir insanı öldürüyorlarsa bu bile bu konuları tartışmayı değerli kılar. Önce onu bir ortaya koyalım. Tabii ki. Benim demek istediğim şey şu. Aslında terörün bir yerde başarılı olduğunu da kanıtı bu. Mesela Amerikan seçimlerini izleyin. Bilhassa Clinton'la Trump'ın son tartışmalarında, ekranda. Facebook'tan soru alıyorlar. Ve Facebook'taki gündem, ilk gündem göçmenler ne olacak? İkincisi terör konusunda ne yapacağız? Suriye konusunda ne yapacağız? Yani 5 sorunun 4'ü yaklaşık İslam ve terörü ilişkilendiren sorular maalesef. Yani insanların gündeminde bu konu var. Avrupa'da size göre en büyük tehdit nedir diye soruyorlar ve IŞİD çıkıyor. Ve az önce bahsettiğim gibi terör saldırılarının sadece %2'si Avrupa'da oluyor. Ona rağmen en üstte yer alıyor bu. Fransa'da 130 kişinin öldüğü günü hatırlıyorsunuz. O gün Fransa'da onun 3 katı kişi kanserden öldü. Yine başka bir istatistik. Amerika'da ölenlerin neden öldüğüyle ilgili araştırmalar, hani istatistikler tutulur her şeyin. İyi yerleştirilmemiş bir mobilyanın altında ölme olasılığınız Amerika'da terör saldırısında ölme olasılığınızdan daha yüksek. Bunları niye anlatıyorum? Terör buna rağmen sürekli insanların gündeminde en üst sırada. Hiç duydunuz mu? Ya işte yürüyüş yapalım, insanlar mobilyaların altında kalıp ölüyorlar diye. Absürt bir şey değil mi? Hı hı. Daha enteresan bir örnek. Amerika'da 12 bin kişi yaklaşık senede silahlı saldırıda ölüyor. İntiharlar da dahil buna. Ama 12 bin kişiye yakınından bile geçmez terörde ölenler. Ama Amerika'da silahsızlanma hala tam olarak gerçekleşemiyor. Buradan nereye varacağım? Aslında terörün başarılı olduğunun bir kanıtı bu. Şöyle başarılı olduğunun kanıtı. Bizim gözümüzde daha büyük, yani yaktığı candan daha fazlasını veriyor tehdit olarak. Hı hı. Yani siz, ben de teröre kurban gidebilirim diye her an düşünüyorsunuz. Halbuki trafik kazasında ölme olasılığınız çok daha fazla yüksek. Yani diğerler acaba daha doğal bir ölüm şekli olarak görülüyor da terör daha ekstrem bir tam şey. Tam da bu. Evet. Tam da bu. Aslında terörün başarılı olma nedeni dediğin de o. Terörün öldürme şekli bir kere çok vahşi. Yani mesela zehirleyerek öldürse insanları bu kadar etkili olmaz. Ama patlatıyor. Ve nerelerde patlatıyor? İşte en son Manchester'daki saldırıyı düşünelim. Manchester'daki o tren istasyonu şehrin tam göbeğinde. Ve oradan aktarmalar yapılıyor. Yani oradan her gün binlerce kişi, on binlerce kişi geçiyor. Ve sürekli zihinlerde burada 20 tane 20 yaşının altında çocuk öldürüldü.
bu dehşet zaten terörün başarısı. Yani bizde bu hissi uyandırması. İşte ne oldu? Ertesi gün AVM kapatıldı. Ertesi gün işte maç iptal edildi. Tiyatro iptal edildi. Terörün etkisi bu. Toplumda bir kaos yaratmak. Aynen yani. Öyle. Bir istatistik daha paylaşayım. 11 Eylül'den sonra insanlarda uçağa binmeme yönünde bir eğilim gerçekleşiyor Amerika'da. Öyle bir eğilim ki bu. Trafik kazasında ölen insanların sayısında ciddi oranda bir artış görünüyor. Bu artış çünkü neden? Trafik kazalarında ölme ihtimaliniz daha yüksek. Daha çok kişi arabaya binince, daha az kişi uçağa binince ölü sayısı da artıyor. Ve 4 uçakta ölen kişinin sayısından daha fazla kişi ölüyor. Hı hı. Yani bu ne demek? Aslında terör dediğim gibi amacına ulaşmış oluyor. Hani hep denir ya bizde böyle hayat normal devam etmeli. Acı bir cümle ama aslında gerçek bir cümle. Çünkü aksi takdirde gerçekten terör kazanmış oluyor. Çünkü o korku, yani o bir anlık bir şey değil terörün yaptığı. Size hep o dehşeti vermek, hep o dehşeti yaşanmak. Hani bizde de vardır ya, İstiklal Caddesi'nde bomba patladığında bir hafta kimse çıkmaz. Sonra yine devam eder. O dehşeti sürekli kılma işte terörün başarısı. Hocam tabii burada aslında belki de yapılması gereken şey terörün sonuçlarından sonra bir takım aksiyonlar almak değil de terörün nedenlerine inerek o nedenleri ortadan kaldıracak bir takım aksiyonlar almak herhalde. Tabii. Çünkü öbür türlü yani bir bataklık ve bataklığın üstündeki sinekler örneğini verecek olursak yani siz sinekleri belli bir süre öldürseniz de onları ortadan kaldırsanız da o bataklığı kurutmadan o sinekler bir şekilde yine üremeye devam edecekler orada. Dolayısıyla hani bu noktada köklü bir belki çözüm üretmek veya bu terörün nedenlerine inmek ya da bu terör örgütlerine katılan insanların hangi ihtiyaçtan dolayı veya hangi sebeplerden, gerekçelerden dolayı bu örgütlerin bir parçası olduğu ya da hangi psikolojik durumdan dolayı masum bir insanın hayatına son verebilecek kadar zalimleşebildiği, canavarlaşabildiği hani belki de bunların ciddi anlamda böyle bir toplumsal olarak akademik seviyede olsun, işte bilimsel seviyede yani toplumsal seviyede bunların böyle ciddi anlamda ele alınıp da kökene inmesidir belki de bunun çözüm olabilecek şeyi. Mutlaka tabii. Yani sosyal bilimler bunun için var zaten. Az önce bahsettiğim gazete yazısı da öyleydi. Yani 7 kişiyi inceleyerek ortak bir şey arıyorsunuz. Nedir bu insanların radikalleşme süreci? Buradan bir şey yakalayabilip oradan devam edebilir miyim? Mesela o konuda da enteresan bir şey var. Bizim Diyanet camileri Batı Avrupa'da bir yandan eleştirilir. Çünkü insanların asimile olmasını engelliyor. Neden? Diyanet camilerinde işte Türkçe vaaz edilir, Türkçe hutbe verilir ve insanlar o komünite, o birlik, o grup halinde hareket etme kırılmaz. Mesela gittiğiniz zaman Hollanda'da Türk camisinde Türk görürsünüz, Faslı görmezsiniz. Ama bir yandan da Batı Avrupa'da Diyanet camileriyle ilgili şöyle bir takdir vardır. Diyanet camilerine giden bir adamdan da radikal bir şey çıkmaz. Çünkü orada hani bizim bu Anadolu'daki cami mantığında insanların böyle şey radikalleşmeye izin vermeyen bir din anlayışları vardı. Anadolu İslamı dediğimiz. Daha çok sosyalleşme, ortak bir faydada ibadet. Evet, evet, evet. Yani o yönden de bir takdir var. Dolayısıyla orada bir kafa karışıklığı var. Tam asimile olmuyorlar ama terörist de olmuyorlar. O anlamda da güzel bir şey. Hocam peki bu yani Batı'nın terör konusundaki tutarsız tutumundan da biraz bahsedelim. Yani biraz aslında çifte standart uyguladığından bahsettik ama. Evet. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani az önce dediğim gibi işte Fransa'da yaşananlar bir yandan Müslümanlara bir haşamayla yüzmenin bile fazla görülmesi, öte yandan çıplaklar kampına izin verilmesi. Yani çıplaklar kampına izin de verebilirler kendi görüşleridir ama haşamaya izin verilmemesi. Hani bu aslında olayın gerçekten de özgürlükler mi, değil mi tartışmasını gündeme getiriyor. Yine bu hafta, yok iki hafta önce Portland'da bir aşırı sağcı birisi başörtülü bir kadına saldırdı. Ve kadını korumaya çalışan iki kişi bıçaklanarak adam tarafından öldürüldü. Doğru dürüst haber bile olmadı. Yani oldu ama standart, yani tersini düşünün. Bir Müslümanın iki kişiyi bıçakladığını ve öldürdüğünü düşünün. Onun olacağından çok daha az ses getirdi. Aynı şeyleri Batı Avrupa'da çok sık görüyoruz. İşte bir İngiliz milletvekili öldürüldü. Öldüren hemen akıl hastalığı. Zaten bu da bir böyle bir eğilim de var biliyorsunuz. Müslüman olmazsa öldüren kişi hemen akıl hastası oluyor. Yalnız kurt diye onların bir deyimi vardı. İşte yalnız kurt aklını yitirmiş.
Dolayısıyla acı nasıl bir insan haline geliyor? Hocam bir reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli izleyenler, bir reklam aramızda. Reklamdan sonra inşallah birlikteyiz. Değerli izleyenler, TV8 ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda doçent doktor Alper Bilgili hocamız bizlerle birlikte. İslamofobi konusunu konuşuyoruz. Nedir? Nedenleri nelerdir? Bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Hocam, siz aynı zamanda geçen bir program da yapmıştık birlikte. Bu son çalışmanız var. Yeni ateizm üzerine. Buradan da göstermiş olalım tekrar izleyicilerimize. Bir sosyolog olarak bu yeni ateizm konusunu ele alıyorsunuz burada yeni kitabınızda. Bu kitapta da aynı zamanda mesela yeni ateistlerin eleştirilerin bir kısmına değiniyorsunuz ve bu eleştirilerden bir tanesi de ateistlerin dine ve dindarlara yönelik olarak kısıtlayıcı bir takım söylemleri ve yaklaşımları var. Ve dinin sadece kişilerin bireysel dünyasına yani özel bir alana hapsedilmesiyle ilgili bir takım yaklaşımları var. Birçoğu dine saygı duyulmaması gerektiğini söylüyor ve dinin ve dindarların işte korkulması gereken insan dindarların korkulması gereken insanlar olarak ifade ediyorlar. Bu noktada da İslamofobiyle bir şey yapabilir miyiz? Bağlantısını kurabilir miyiz bunun yani? Bu da bir çeşit aslında yani İslam üzerinde olmasa da hem İslam üzerinde hem herhangi bir inanç sistemi üzerinde bunun bir korku unsuru olarak insanlara sunulması. Doğru. Yani bilhassa yeni ateizm böyle. Ateistler içinde olup İslam için ve diğer dinlerin özgürce kendilerini ifade edebilmeleri için uğraşan insanlar, ateistler de var ama yeni ateizmde böyle bir yan var tabii. Yeni ateizm daha dinlere karşı tahammülsüz bir görüş. Mesela Richard Dawkins'in görüşlerini ele alalım. Kendisi az önce bahsettiğim Wilders'ın Fitne filmini övgüyle söz etti. Wilders'ın dünyadaki karşılığı, dediğim gibi dünyanın en ırkçı liderlerinden birisi. Tabii kendisine daha sonra baskı da kuruldu Richard Dawkins'e niye böyle bir şey dedin diye. Ya ben o adamı çok tanımıyorum aslında. Ben sadece Fitne filmini övdüm dedi. Dawkins bu gün yeni açıklama yaptı. Enteresandır. İngiltere'de dini eğitimin tümden yasaklanmasını desteklemediğini söyledi. Bu enteresan bir çıkış tabii. Çünkü dini eğitimin kültürün önemli bir parçası olduğunu iddia etti, söyledi. Ben doğrusu da söylediğini düşünüyorum ama tabii bunu Richard Dawkins'ten duymak birçok kişiyi şaşırttı. Ama yine de İslam'la ilgili görüşleri sorulduğunda İslam'ı tüm kötülüklerin anası olarak görmeye devam ettiğini söyledi. Yani İslam'dır. Peki mesela yeryüzünde İslam inancının olmadığı ya da Müslümanların olmadığı birçok bölgede var aynı zamanda. Ve buralarda da biz birçok mesela kötülük, zulüm, işkenceler, fenalıklar görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bir insan eğer ki bir şey inanıp inanmaması değil, yani objektifse veya en azından bir bilim adamı duruşuyla bir şeyler ifade edecekse hakkaniyetle konuşması beklenir bu kişiden. Yani şimdi, yeryüzündeki bütün kötülükleri siz İslam inancına bağlarsanız evet. Çok da gerçekçi olmayacaktır bu. Şimdi tabii ya şimdi oturup yanınızda böyle içkiniz, sessiz bir ortamda kitap yazıyorsunuz. Bununla karşınızda en azından size katılmayan bir insan olduğundaki görüşünüz aynı olmuyor. Örnek vereyim. Mehdi Hasan diye birisi var. Oxford mezunu. Akıllı bir genç. Gazeteci. El Cezire İngiliz'de çalışıyor bu ve çok güzel bir program yapıyor. Karşısına o alanın önemli bir kişisini çıkarıyor ve ona biraz sıkıştıran sorular soruyor. Ama kavga eder gibi değil. Sorularıyla sıkıştırmaya çalışıyor. Richard Dawkins'i konuk etti. Ve az önce hocam tam da dediğiniz şeyi sordu ona. İslam hatta dinler hep kötülük getirdi diyorsunuz. Ama dinlerin yaptığı çok olumlu şeyler. Bunlardan hiç bahsetmiyorsunuz. Doğru bahsetmiyorum ama var katılıyorum dedi. Mesela Martin Luther King'in Amerika'da siyahilerin hakları için uğraşmasını övgüyle söz etti. Dediğim gibi az önce bahsettim ya Arnavutluk Anayasası'nda örnek verdiler ona. İşte 37. maddeyi. Ateizmi yaymakla ilgili maddeyi. Hayır dedi devletin böyle bir amacı olmamalı. Devlet buna karışmalı. Devlet bilimi yüceltmeli. Aslında kitabında yer alan, mesela kitabında diyor ki çocuklarınızı şu ateist kamplara gönderin. Hani bizde Kur'an kursuna gönderilir ya Richard Dawkins'te ateist kamplara gönderilmesi gerektiğini isimlerini falan veriyor. Böyle baktığımızda kitabındaki birçok noktadan geri adım attı. Yani ve tekrar ediyorum karşısında onunla kavga eden birisi yok. Sadece biraz soruyla sıkıştıran birinde bile
birçok söylediği şeyi bıraktı. Ya mantık da onu gerektirir zaten. Yani nasıl zaten yeni ateizmin esas problemi de bu. O kadar her şeye yüzeysel yaklaşıyor ki, o kadar her şeyi siyah beyaz görüyor ki, dinlerle ilgili hiç olumlu bir şey yok. Dinler bütün kötülüklerin anası, İslam bütün kötülüklerin anası en azından. Başka bir örnek vereyim. Hocam şöyle araya gireyim hemen. İlmi ahlak yanlış şunu gerektirmez mi? Eğer ki siz kitabınızda bir şey yazdıysanız, sonra da o görüşünüzü değiştirdiyseniz, ki bu doğaldır, olabilir, insan yanılabilir ve sonradan farklı düşünebilir. Bunu eğer ki o televizyon programında ifade ediyorsa, belki beraberinde şunu da söylemesi beklenirdi. Ben falanca kitabımda aslında şu şekilde yazmıştım. Şu anda o görüşlerimi değiştiriyorum. O kitabı okuyup da benim gibi düşünen insanlara en azından şu anda bunu duyuruyorum şeklinde bir şey de söylemesi beklenir aslında. İlmi ahlak bunu gerektirir. Evet, ama yapmayacağı da kesin işin gerçeği. Ama dediğim gibi belli de olmaz. Şimdi yine bir tweet attı geçenlerde. Dedi ki, ben dedi İslam'a karşıyım, Müslümanlara karşı değilim. Müslümanları hak arayışlarında mesela Amerika'da onları destekliyorum dedi. Aslında belki de tam tersini söylemesi daha mantıklı olabilirdi. Yani kötü Müslüman örneklere karşıyım ama İslam'a karşı değilim demesi aslında daha doğru olurdu. Ama yani ona tam göre, tersini kullanmış. O iyi yani İslam, ona göre üreten İslam'ın kendisi olduğu tabii, için tabii. Maalesef. O İslam'ın iyisi kötüsü olduğunu doğru bir İslam algısı kabullenmiyor tabii. Şimdi bu duruş, işin gerçeği bizim Türkiye'deki duruşlardan bile iyi. Neden iyi? Türkiye'de onun muadili olan kişi mesela dedi ki, ben dedi üniversitede bir hoca bu. Üniversitede başörtülü kızlar beni gördüklerinde kaçacak yer ararlar. Şimdi bunu överek, kendini övünerek anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Övünerek anlatıyor bunu. Sanki övünülecek bir şeymiş gibi. Yani en basit bir empatiden yoksun. Ya o başörtülü kız ne yaşıyor? Senden niye kaçıyor acaba ya? Bir insan bir hocasından niye kaçar? Bu güzel bir şey mi? Kim ilgilendirir yani? Madem sen inançsızsın ve inançsız olmayı tercih etmişsin. Maalesef daha buralarda. Sana duyulmasını beklediğin saygıyı sen de kendi inancından dolayı bir eylemi gerçekleştiren insana duyman gerekiyor. Maalesef daha buralarda anlaşamıyoruz. Sam Harris'in, o da yeni ateistlerin en önemli dört isimden birisi. Onun çok enteresan çıkışları var. Mesela Ben Carson'da Ted Cruz diye iki tane Amerikan başkanlık adayı vardı. Trump'ın rakibi bunlar. Ve bazı konularda Trump'tan da sert söylemleri vardı bunların. İslam'la ilgili, Müslümanlarla ilgili. Sam Harris sürekli insan haklarından bahseden bir düşünür. Ve onların bu görüşlerini destekledi. Hatta terörün engellenmesi için işkence yapılabileceğini savundu. Şimdi bir insan işkenceyi savunuyorsa, demek ki bu insanın insan hakları konusundaki görüşleri, eleştirileri ne kadar samimi sorgulamak lazım. Belki de insan hakları orada dine saldırmak için bir bahane. Yani siz dinden nefret ediyorsunuz, dine vurmak için insan haklarına yeri geldiğinde sahip çıkıyorsunuz ama yeri geldiğinde terörü engellemek için işkencenin meşru olduğunu düşünüyorsunuz. Halbuki işkence hiçbir şekilde modern insan hakları anlayışında meşru bir yerde oturmaz. Bu anlamda yeni ateistlerin İslam'dan, dinden nefret ettiklerinden daha fazla nefret ettikleri, özel bir yere koyduklarını da söylemek gerekiyor. Yani burada belki az önce söylediğimiz gibi İslam'ın yükselen bir, en azından Müslümanların sayısı olarak yükselen bir gerçeği karşısında belki de ya da en azından Müslüman ülkelerin şu anda maalesef bir kısmının takım terör örgütlerini işte gerek finanse etme gerek lojistik destek evet, sağlama noktasındaki o etkileri üzerinden belki özellikle maalesef böyle bir malzeme olarak ileri sürülüyor. Tabii. Peki sonuç olarak tüm bunlar aslında yani bu İslam korkusu diye ifade edilen şeyi besliyor kendi içerisinde. Terör en başta geliyor, sonra İslam'la ilgili yanlış anlaşımlar, yanlış uygulamalar. Peki yani bu sorunun çözümüne yönelik olarak da biraz konuşalım. En azından yani sürekli çünkü sonuçları konuşuyoruz ama biraz da yani bu hem nedenler hem de nedenlerle beraber bu çözüme yönelik olarak neler yapılması gerekiyor? Şimdi ben bizde genelde gördüğüm hata şu. Biz olayı sadece bir imaj probleminden ibaret zannediyoruz. Yani biz sanki biz mükemmeliz. İyiyiz en azından. Ama imaj bozuk bizimle ilgili. Yani gerçekçi olmamız lazım. Bunu da Batı istiyor, Batı yapıyor diye değil. Biz gerçekten de iyi miyiz? Hani elimizi vicdanımıza koyup. Az önce verdiğim örnek de oydu. Bana bir şans verirse İngiltere'de mi yaşarsın, Afganistan'da mı? Yani Türkiye'de herhalde ya ben Afganistan'da yaşamak isterim, Bangladeş'te yaşamak isterim diyen Müslüman çıkmayacaktır. Ya da Suudi Arabistan'da yaşamak isterim diyen çıkmayacaktır. Bu ciddi bir problem. Yani neden böyle? Neden biz böyle düşünüyoruz? Çünkü yani gerçekten Müslümanların önemli bir kısmının kendilerini daha güvende her anlamda hissettikleri yerler Müslüman ülkeler değil. Değil. Özgürce görüşlerinizi ifade edebileceğinizi çünkü işte birçok Arap ülkesinde düşünmüyorsunuz zaten.
Tabii ki Türkiye'yi bu ülkelerle kıyaslamak mümkün değil ama bilhassa Körfez ülkeleri ya da ne bileyim daha işte Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere baktıkça insan İslam'la ilgili olmasa da bizim İslam anlayışımızla ilgili bir problem olduğu ortada. Yani bu konuda kendimize karşı bence eleştirirken acımasız olmamız lazım. Yani dediğim gibi Batı'nın ne düşündüğü önemli değil burada. Biz gerçekten kendi kendimizi de eleştirecek çok malzeme buluruz. İyi değiliz çünkü. İşte hani hep verdiğimiz bir örnek var. Harvard Üniversitesi'nde yapılan yayın sayısı tüm Müslüman ülkelerde yapılan yayın sayısından fazla. 17 Arap evet. 17 Arap ülkesinde artı bir de kaliteleri düşündüğümüzde arada ciddi bir uçurum var. İşte gayri safi milli hasıla da maalesef çok gerilerdeyiz. Üretimde. Üretimde. İşte sinemada geriyiz. İslam'la ilgili en büyük film dediğimiz Çağrı. İşte 40 yıl önce yapılmış bir film. Maalesef onun yerini şey yapamıyoruz. Hatta işte İran'da bir filmler yapılmaya çalışıldı. Yeni malum. Tepkiler ortaya çıktı. Tepkiler ortaya çıktı. Ölüm işte yani adam bir de öyle bir şey ki Şiiler de Sünniler de adama çok kızdı. Yani maalesef tahammülden de çok uzaktayız. Bu konuda hani dürüst olmamız lazım. Ha sonra olayın imaj boyutu mutlaka önemli. İşte akademi boyutu önemli, sanat boyutu önemli. Mesela Amerika'da 3 tane stand-upçı, Müslüman stand-upçı, Axis of Evil diye, yani şer odakları diye çevirebiliriz bunu, şer ekseni. Bir komedi şovu yaptılar. İnternetten dostlarımız bulurlarsa izlesinler, ben çok başarılı buluyorum onları. Amerika'da yaşadıkları ön yargılar, çifte standartlar ile ilgili bir şov. Mesela bu bizim burada yapacağımız yüzlerce programdan belki tek başına daha etkili bir eleştiri. Sanatın çok, burada arasal olarak sanatın olması. Sanatın muhteşem bir gücü. Kitlelere ulaşmada. Bir de bizi aşan şeyler de var. Onu da görmek lazım. Yani hani orayı da dediğim gibi hep böyle dengeli yorum yapmamız gerekiyor bence. Bir yandan da biz ne kadar iyi olursak olalım, ne kadar ön yargıyı kırmaya çalışırsak çalışalım, mutlaka ön yargı olacaktır, sürecektir. Bu da kaçınılmaz. Mesela işte Kelly James Clark diye bir arkadaşımız var. Amerikalı bir felsefeci. Onun güzel bir gözlemi var bence. Yani Amerika ve batılı ülkeler ucuz petrol için diktatörleri destekledikçe ya da ne bileyim teröre belli anlamda finanse oldukça, finanse ettikçe bu sarmal sürecek. İşte Amerika'da hani biz hep Trump'a odaklanıyoruz ama Obama döneminde de dronlarla yüzlerce binlerce insan öldürüldü. Bunlar da kaçınılmaz. Siyasi olarak maalesef böyle şeyler devam edecek. Ama en azından biz değiştirebileceğimiz şeyler var. Onlara odaklanmamız lazım. Yani o zaman şöyle mi diyelim hocam? Yani terör dediğimiz şey sadece bir takım örgütlerle gerçekleşen mutlaka bir şeyle sınırlandırılamaz. Bir devlet de eğer ki hem uluslararası siyaset hem insan hakları açısından bir takım ihlaller yapıyorsa o da bir çeşit terördür aslında. Yani yukarıdan çok gelişmiş son teknoloji uçaklarla veya en gelişmiş silahlarla insanları ateş etmeniz sizin yaptığınız şeyi meşru kılmıyor ya da savaş olarak görmenizi mecbur kılmıyor. Birisi yerden bomba atıyor, diğeri yukarıdan bomba atıyor. Eğer ki haksızlık ve zulüm varsa ikisi de bir çeşit terördür aslında. Yani öyle tabii. Yani şimdi hani Orta Doğu'da terör üretilen ülkeler var. Hatta Trump da enteresan bir şekilde Filistin ve İsrail sorunundan bahsederken dedi ki İsrail ile Filistin sorununda bu Amerikan başkanı seçilmeden önce yaramazlık çıkaran ve çözümü engelleyen bir ülke var ama ismini söylemeyeceğim dedi. Tabii İsrail'i kastetti, herkes biliyor. Sonra inanılmaz İsrail lobisinden bir baskı geldi, Yahudi lobisinden ve ya ben onu isim vermedim ben dedi ama çok netti yani orada cümlenin gelişinden söyledi. Şimdi yani gayrimeşru yerleşimlere, insanları öldürmesini, abluka altına almasını yok. Zaten Filistin'in ismini vermekten çekinmeyeceğini herhalde herkes tahmin öyle, edebilir. Öyle. Yani çekineceği bir isim varsa evet, muhtemelen bu da İsrail olacaktı. Öyle. Türkiye'de olmayacağı belli. Evet. Dolayısıyla zaten ne olduğunu söylemiş yani bir anlamda. Evet. Hatta o olaydan sonra Trump'ın ne kadar samimi olduğu Müslümanlarla ilgili görüşlerinde tartışma yarattı. Çünkü acaba Trump gerçekten de Müslüman karşıtı mı yoksa şu an için başkanlığa beni götürecek diye mi böyle davranıyor? Hocam peki şöyle yapalım, yani sizin tekrar kitaba dönelim çünkü çok önemli bir kitap, hakikaten çok önemsiyorum onu ve inşallah okumayan izleyicilerimize de buradan tekrar tavsiye etmiş olalım. Az önce çok kısa ifade ettiniz ama bu İslamofobi, yani İslam korkusunu sadece Batılılar üzerinden değerlendirmek de çok doğru olmaz. Ülkemize de bunu çünkü yansımalarını görebiliyoruz. Yani gerek evet, akademik çevrede gerek sosyal hayatın içerisinde. Bunlarla ilgili hem örnekler verebilir miyiz hem de neler söyleyebiliriz?
Yani şöyle ifade etmek lazım. Az önce bahsettiğim Hindistan örneği mesela o anlamda kritik. Ya da Çin, hani konuştuğumuz gibi Çin'deki örnek, Myanmar'da yaşananlar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hristiyanlar Müslümanları öldürüyor sistematik bir şekilde. Örnekleri çoğaltabiliriz ama Türkiye'de de ben çok öfkeli bir nesil yetiştiğini görüyorum maalesef. Yani belki de şu enteresandır. Mesela selamünaleyküm dediğinde, tabii yani bir insan selamünaleyküm diye birini selamlamayabilir. Ben de mesela öyle selamlamıyorum genelde insanları ama selamünaleyküm diye birisi bir insana selamünaleyküm dedi. Ona cevap veremeyecek kadar bu İslami kültürden uzak bir nesil yetiştiğini görüyorum. Ya da bunu yadırgayacak kadar. Bunu yadırgayacak kadar. Yani aslında selam demekle selamünaleyküm demek arasında teknik olarak bir fark yok aslında yani. Yok tabii, yok. Aynı şey ama selam dediğiniz zaman biraz daha belki böyle bir ne diyelim, yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum ama daha böyle entel bir hava oluşturuyor herhalde diyelim ya da daha farklı bir imaj oluşturuyor ama yanına bir, ikisi Arapça kökenli, selam evet, diyorsun zaten ikisinde. Tabii tabii. Ya da merhaba mesela, merhaba diyorsun biraz daha sanki modern gibi geliyor ama yine aynı şekilde Arapça kökenli. Tabii o da Arapça. Birçok izleyicimizi çok etkiledi. Böyle bir yanlış algı oluşabiliyor. Yani ben burada dediğim gibi o insanları suçlamaktan ziyade bir de şuna bakalım diyorum. Yani ne oldu da biz de kendimizi bu konuda hesaba çekelim. Yani bu insanlar neden, bizim gençlerimiz neden İslam'a karşı bu kadar öfkeliler? Neden bu kadar uzaklar? Tamam, onlara karşı eleştirilere cevap verelim ama bir yandan da şunu da düşünelim. Burada bizim de bir suçumuz var mı? Mutlaka var. Hani az önce konuştuğumuz gibi nasıl Batılıların İslam'ı anlayışında bizim de suçumuz varsa aynı şekilde bu gençlerin İslam'a bu kadar öfkeli, nefret duyuyor olmalarında da bizim de suçumuz var. Tabii ki tek suçlu biz değiliz. Dediğim gibi bu argümanlara cevap da verilmeli. Ama Türkiye'de benim gördüğüm, bilhassa sosyal medyada, belli kanallarda İslam'a karşı inanılmaz bir öfke olduğunu, inanılmaz bir tepki olduğunu. Mesela biz bir şey anlattığımız zaman, az önce siz güzel bir örneğini verdiniz hocam bunun. Yani her seferinde ya bu dediğimde şöyle anlaşılmasın. Halbuki öyle anlaşılacak bir şey söylemiyoruz burada yani. Ama maalesef insanlar o kadar tepkili ki her şeyi oraya çekebilme potansiyeli var. Biz de bunun önüne almaya çalışıyoruz. Ha biz ne dersek diyelim bu devam edecektir. Çünkü öfke çok büyük dediğim gibi. Bilhassa yeni ateizm Türkiye'de çok güçlü. Belki dünyada en güçlü olduğu ülkelerden birisi de Türkiye'dir. Hani bu inanca saygı duyulmamalıdır gibi tarzında düşünen ateistlere dediğim gibi yani bir özelliği bu yeni ateistlerin, bilimi yüceltmelerinin dışında. Bu tip çok arkadaşımız var. Onları kazanmak için de dediğim gibi biz nelere yanlış yapıyoruz ona da bakmak lazım ama İslamofobi kesinlikle sadece Batı toplumlarına ait bir şey değil. Az önce bahsettiğim, verdiğim örnekte olduğu gibi işte hoca beni gördü mü başörtülü kızlar kaçışır diyerek övünerek konuşabiliyor. Hocam yeni ateizmin aslında ülkemizde de bunu görüyoruz, Batı dünyasında da. Ortaya attığı temel iddialardan bir tanesi de bilim ilerledikçe ya da bilimsel bilgi arttıkça artık dinlerin tamamen ortadan kalkacağı, yok olacağı şeklinde bir iddia. Bunun gerçeklik payı var mı? Ya da zaten biri diğerinin alternatifi mi? Ya da neden böyle algılanmak, anlaşılmak durumunda? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi bunun doğruluk payı 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılın başında bu çok popüler bir teoriydi. İşte Marx, Durkheim, Weber, sosyolojinin kurucu babaları hepsi gitgide dinin daha az insanların hayatında etkili olacağı, yavaş yavaş yok olacağını düşünüyorlardı. Buradaki problem şu, böyle olmadı. Neden böyle olmadı? Sekülerleşme tezi de aslında tabii, tabii. İyi anlamda buna tabii, sekülerleşme tezi tam da bu aslında. İnsanlar rasyonelleşecek, daha da bilgileri artacak ve dinden uzaklaşacaklar görüşü. Şimdi bu teori Batı Avrupa'ya bakarak oluşturuldu. Sonra insanlar garip bir şekilde aa bak Batı Avrupa'da bunu doğruluyor dediler. Ama zaten teorinin oluşturulması Batı Avrupa'ydı. Ama Amerika'ya baktığımızda bu teorinin gerçekleşmediğini, öngörünün tutmadığını görüyoruz. Latin Amerika'da tutmadığını görüyoruz. Türkiye gibi ülkelerde tutmadığını görüyoruz. Arap ülkelerinde tutmadığını görüyoruz. Hatta bazı ülkelerde tersine döndüğünü görüyoruz. Mesela Rusya sosyalizmden çıktıktan sonra ciddi bir dindarlaşma, insanların dine, Allah'a ve dine inanma oranlarında artış görüyoruz. Güney Kore, hakeza ciddi bir şekilde Hristiyanlaştı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Çin mesela izin vermiyor, ona rağmen Hristiyan nüfusu artıyor Çin.
ki çok sıkı tutuyorlar. Hiçbir şekilde dinin yayılmasına izin vermemeye çalışıyor. Çok sertler bu konuda. Ona rağmen Çin'de de Hristiyanlığa yönelik bir ilginin olduğunu görüyoruz. Neden böyle bir bağlantı olsun? O ayrı bir soru tabii. Aynen dediğiniz gibi, yani bir insan dindar ve bilimle uğraşan bir insan olamaz mı? Olabilir. Hatta eğer siz dindarları kenara iterseniz göreceğiniz şey şudur. 19. yüzyılın sonundan itibaren bilim dilinin sekülerleştiğini görürüz. Aslında bilim tarihine baktığınızda bilim tarihinin çok küçük bir kısmına tekabül eder bu. Yani o zaman Francis Bacon'dan, Descartes'tan, Buckland'den, yani bunların hiçbirinden söz edemezsiniz. Newton'dan söz edemezsiniz. Robert Boyle'dan söz edemezsiniz. Ortada bir şey kalmaz zaten. Bilim dediğiniz şey kalmaz. Ne kimyanın kurucusu, ne fiziğin kurucusu, ne astronomların hiçbirisi kalır. Dolayısıyla o zaman diyorsanız ki bilim dediğimiz hadise 20. yüzyılda, 19. yüzyılın sonunda başlamıştır gibi abes bir cümle kurmanız gerekiyor. Bu da gerçekçi değil tabii. Dolayısıyla ben hiçbir gerekçe göremiyorum. Bir anket vardı, bahsettim mi geçen program bilmiyorum. Amerika'da 21 tane prestijli üniversitede bilim adamlarına, doğa bilimcilere soruluyor. Çatışma tezine inanıyorlar mı? Yani dinle bilim çatışır. İşte yeni ateizmin en büyük tezi. Bu tezi kabul ediyorlar mı diye. Alınan sonuç şu, hayır. Büyük çoğunluk, Stephen Jay Gould'un bir başka bir teorisi var. Dinle bilim ayrı alanlardır. Din başka sorular sorar, başka soruları cevaplar. Hayatın anlamı gibi, niye buradayız gibi. Bilim ise başka sorular sorar. İşte bu bardağı bıraktığımda nasıl düşecek, nasıl kırılacak gibi. Bilim hayatın anlamıyla ilgili bir şey söylemez bana. Öyle bir fonksiyonu yok, öyle bir iddiası da yok bilim. Ama din de bana bu bardak düştüğünde nasıl kırılacak onu söylemez. Dinin de öyle bir iddiası yok. Dolayısıyla ayrı alanlardır tezi. Amerika'da genel kabul gören tez bu. Bu tezin dışında çatışma tezine inananların soyların yani ailelerine bakıldığında görülen şu, daha seküler ailelerden gelenlerin bu teze inanma olasılıkları yükseliyor. Yani insanların dinle bilim çatışır deme ihtimallerinin artma nedeni zaten seküler dine uzak ailelerden gelmeleri. Bilimden öğrendikleri değil. Yani zaten dine karşı bir ön yargı var ya da dinle ilgili yeterli bilgileri yok. Evet, daha mesafeli. Bundan dolayı da mesafeliler. Bundan dolayı da zaten din ve bilim çatışır tezini benimsiyorlar. Aynen öyle. Ayrışma görüşünü ifade edenler de aslında gereksizdir demiyorlar dinle ilgili. Yok. Sadece farklı alanlarda tabii. Farklı sorular sorarlar. Yani nasılları merak ettiğiniz zaman bilime başvurmanız gerekir. Nedenleri merak ettiğiniz zaman da dine veya felsefeye başvurursunuz. Dolayısıyla bir arada bunları anlamak da mümkündür. Tabii. Şeyi de var. Hayır yani bu şunu da ortaya koymak lazım. Bu böyle sanki eskiden insanlar hep dindar bilim adamıydı. Son anda hepsi ateist oldu. Bu görüş de yanlış. Yani Ronald A. Fisher mesela Richard Dawkins'e göre bu adam Darwin'in en büyük halefi. Yani Darwin'den sonra gelmiş, onun koltuğunu devralmış en büyük adam. Bu adam Allah'a inanan, aynı zamanda evrime inanan bir kişi. Dobzhansky öyle. Evrimin en büyük isimlerinden birisi. Francisco Ayala öyle. Allah'a inanıyor, aynı zamanda evrime inanıyor. Simon Conway Morris böyle. Yani yüzlerce örnek sayabilirsiniz. Francis Collins böyle. Hani şimdi bu insanlar dindar değil mi? Bu insanlar dindar. Yani bunlar, yani şu algı da yanlış. Bu modern dönemde böyle bir insan yok. Hayır, tam tersine bu saydığımız 6 isim çok büyük isim. Birçok da akademisyen. Aynen öyle. Bunlar yani bu isimlerin özelliği şu. Bunların hepsi evrimsel biyolojinin en önemli isimleri. Ve bunlar Allah'a inanan isimler. Bu çok önemli. Yani evrime inanmalarını, evrim bilimsel yönelik yapmış oldukları araştırmaları bir yaratıcıya inanmayı engel görmüyorlar. Hiç tam tersine aslında yaratıcının sanatını daha iyi anlamak için evrimsel biyolojinin mekanizmasını anlamaya evet. Gayret gösteriyorlar. Bu konuda verilen güzel de bir örnek var. İşte ben elimle araba yapsam kıymetli bir sanatçı olurum. Ama araba yapan bir robot yaparsam daha da bana saygınız artar. Aslında hani Allah'ın ikincisini tercih etti. Teşbih de hata olmaz. Araba yapan bir robot yaptı. O robotun adı da işte evrim. Hani evrimsel mekanizmayla hepsini Allah'ın dizayn ettiğini düşünüyorlar ve ortada da bir problem görmüyorlar. Hocam tabii bir de şu boyutu var. Yani din insanın daha çok tabii manevi boyutuna da hitap eden bir şey. Tabii ki somut yansımaları da çok fazla ama dolayısıyla siz insanın hayatından din olgusunu çıkardığınız zaman bunun yerini yine ona alternatif olabilecek bir şeyle doldurmak gerekir ki
Yani insan o boşluğu kapatabilsin. Evet. Ama bilimin bu noktada tatmin edici bir alternatif olması çok mümkün değil. Çünkü bilim olgularla, dış dünyayla, dış dünyadaki fenomenlerle ilgileniyor ve bize daha çok dış dünyayla ilgili bilgi sağlıyor. Ama insan bir de kendi iç dünyası olan bir varlık. Evet. Ve bu iç dünyayı da aslında din gibi bir olgu ancak şekillendirebiliyor veya tatmin edebiliyor. Belki de bu sekülerleşme tezinin her ne kadar yine de hakim paradigma olsa da özellikle bilim camiasında diyelim veya Batı dünyasında, Avrupa'da en azından sekülerleşme tezinin öngörüldüğü gibi gerçekleşmediğinin de bir aslında göstergesi oluyor bu. Çünkü siz dini söküp aldığınız zaman ne koyacaksınız onun yerine? Evet. Yani sadece teknik olarak bilimin açıklamaları insanı nasıllar tatmin eden bir şey değil. İşte orada bilimin dinleştiğini görüyoruz. Yani bilim dinleşir mi? Tabii ki dinleşmez. Ama siz bilimi deforme ederek ondan bir din yaratmaya çalışıyorsunuz. Ya da bir ideoloji yaratıyorsunuz. İdeoloji neyse, yaratıyorsunuz. İdeoloji yapıyorsunuz. İşte Richard Dawkins diyor ki insanın amacı nedir? Bu dünyada var olma amacı genlerini sonraki nesillere aktarmak. Ya aslında bilim bize böyle bir şey demiyor ki. Bilim bize sadece mekanizmaları anlatır. Senin hayattaki varoluş amacın şudur diye bir cümle kurmaz zaten bilim. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Dinden, bilimden bir din yaratmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da tabii başarısız oluyorsunuz. Çünkü bilimin birçok konuda söyleyecek bir sözü yok. Bu tekrar edeyim. Bu bilimin aşağı olmasından, aciz olmasından kaynaklanmıyor. Geçen program bir örnek vermiştim. Bir Türk sanatçıyla Bach'ı kıyaslamıştım. Hangisinin daha üstün olduğunu bize söyleyemez bilim demiştim. Buradan vay sen bilimi küçümsüyorsun gibi bir izah geldi. O zaman bize anlatsınlar nedir? Bilim şunu ölçer. Kaç kişi o kişiyi seviyor ya da Bach'ı seviyor? Bunu ölçer. Ama hangisinin daha üstün bir eser olduğunu ölçemez. Böyle bir formül yok. Bilimin de böyle bir iddiası yok zaten. Ve bu bilimi aşağı gören bir durum değil. Yani bilim aslında bizim hayatımızın önemli bir alanını oluşturan, yani çok önemli bir olgu ama bizim hayatımızın önemli bir alanını oluşturan, kişisel tercihlerimizle ilgili şeyler konusunda hiçbir şey söyleyemez. O konuda sessiz kalır. Öyle. Hani sadece neden var olduğumuz, varlığımızın amacı var mı, işte öldükten sonra bize ne olacak türünden varoluşsal sorularda cevapsız kaldı, sessiz kaldı gibi. Aynı zamanda bizim mesela renk tercihlerimizle ilgili de sessiz kalır. Yani bir rengin diğer bir renkten daha iyi, daha kötü ya da daha doğru, daha yanlış olması noktasında mesela bize bir şey söylemesi mümkün değildir. Bu bilimin alanına giren bir şey değil, beklenemez. Hocam bir 6-7 dakikamız kaldı. Şu şey konusuna da bir girelim istiyorum hızlıca. Yani bilim çarpıtıldığı gibi aslında dinler de çarpıtılarak sunuluyor. Bunun birçok örneğini görebiliriz ama bunlardan bir tanesi de dinlerin mesela şiddete sebep olduğu. Evet. İnancı bu yeni ateistler tarafından çok sıklıkla vurgulanan bir şey. Evet. İslamofobi konusuyla da çok alakalı. Çünkü buradan örnek verilerek yapılıyor. Bu noktada neler söyleyebiliriz? Bu gerçekten gerçeği yansıtıyor mu? Yani dinler şiddet sebebi midir? Şimdi bir tane ansiklopedi var. Dünya Savaşları Ansiklopedisi. Siz de hocam bir kitabınızda değinmişsiniz ona. 1700 kayıtlı savaşların hepsini tutmuşlar. 1700 savaşa bakıyor. 1700 savaşın %7'sinde aslında dini unsurlar var ve bu savaşlarda ölen insan sayısı %2. Yani insanlık tarihinde dini savaşlarda ölmüş insan sayısı %2. Bu sayı inandırıcı gelmeyebilir bazı insanlara ama şöyle anlatayım. Engizisyon'da ölen insan sayısı 3000. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında ölen insan sayısı 70 milyon. 70 milyon insandan bahsediyorum ve 70 milyon tamamen seküler savaş. Hatta Richard Dawkins az önce o bahsettiğim röportajda Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın dini savaşlar olmadığını, tabii ki dinin bütün şiddetten sorumlu tutulamayacağını, hatta birçoğundan tutulamayacağını kendisi de söyledi. Hani bahsettim ya, birebir röportajda birçok görüşünü geri aldı diye. William Kavanaugh diye bir yazar var, Dini Şiddet Miti diye bir kitabı var bunun. Oxford Üniversitesi bastı bu kitabı. Orada ilginç bir şey söylüyor. Aslında ulus devlet şöyle bir mit yarattı. Dinler savaşa yol açıyordu ama ulus devlet savaşlara yol açmadı. Tam tersine savaşları engelleyen bir rol oynadı. Bu bize, yani biz bu paradigmayı benimsediğimizde her türlü veriyi böyle yorumlamaya çalışıyoruz. İlginç bir şey söyleyeyim. Kutsal Roma İmparatoru Şalken var. Bu adam Katolik. Ve Katolik Fransızlarla savaşıyor. Dikkat edin, iki Katolik savaşıyor. Ve Şalken Osmanlı'dan yardım istiyor. Yani Osmanlılar bir Katolik'e karşı diğer Katolik'e yardım ediyor. Şimdi resim farklı olsaydı
iki Katolik Osmanlı'ya karşı savaşsaydı biz hemen bunu dini savaş olarak yorumlayacaktık değil mi? Halbuki ilkindeki gibi olabilir durum. Yani ekonomik çıkarları nedeniyle bir Müslüman ülkeye karşı savaşıyor olabilir Katolikler. Ama biz oradaki ekonomik unsurları, sosyal unsurların hepsini ezip geçiyoruz. Diyoruz ki hayır, bak Katolikle Müslüman savaşı bu direkt İslam Katolik savaşı din savaşıdır. Halbuki birçok savaşta motivasyonlar karmaşıktır. O kadar kolay çözemezsiniz. Yani böyle hani küçümsenecek ve diğer şeyler, unsurlar kenara atılacak kadar küçük değil ekonomik ve sosyal unsurlar. Bunu unutmamak gerekiyor. Hocam tam konuyu açmışken birkaç örnek buradan paylaşalım izleyicilerimizle. Dediğiniz gibi yani sadece tabii onun da yine altını çizelim. Yani bu savaşların %2'sine tekabül etmesi, işte Engizisyon Mahkemesi'nde 3 civarı insan öldürülmesi. Bu bakın işte, işte diğer savaşlarda ne kadar çok kişi öldü, burada bu kadar sayı, bu önemsiz demek değil. Tam tersine bir kişi bile düşüncesinden, inancından ve inançsızlığından dolayı yargılanamaz, öldürülemez, katledilemez. Bunu sıklıkla vurguluyoruz ama tekrar vurgulayayım, yanlış anlaşılma sebep olmasın. Ama en azından veriler bize neyi söylüyor? Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda 35 milyon civarı insanın, belki de daha önce hiç örneği benzeri görünmemiş şekilde tarihte toplu halde mesela özellikle bir takım kamplarda da katledilerek hayatına son verildi. Ve cephede olmayan insanlar öldürülüyor. Evet, masum sivillerin. Mesela bazı örneklere bakalım yine. Bununla birlikte Napolyon'un seferleri, Amerikan ve Fransız devrimleri, Amerikan İç Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, işte Rus devrimi, İkinci Dünya Savaşı ve Kore-Vietnam çatışması gibi pek çok modern savaşın da dini sebeplere dayanmadığını biliyoruz. Yine yalnız 20. yüzyılda 160 milyon sivilin soykırıma uğradığı ifade ediliyor. Sadece 20. yüzyılda 160 milyon sivilin soykırıma uğradığı, yaklaşık 100 milyon civarı insanın da komünist Rusya ve Çin yönetimleri tarafından öldürüldüğü biliniyor. Nerede? İşte bu Savaşlar Ansiklopedisi. Charles Phillips, az önce ifade ettiğiniz, örnek verdiğiniz kaynakta da geçiyor. Başka kaynaklarda da geçiyor bunlar. Dolayısıyla yani zulmün, programın başında ifade ettiğimiz gibi, dini, inancı ya da milleti olmuyor. Eğer ki bir toplum ya da o toplumun içerisindeki bir takım üyeleri, parçası olan insanlar bu zulmü ortaya koyuyorlarsa, bunun doğrudan bir millete de, doğrudan bir inanç sistemine de ya da doğrudan herhangi bir kabule de fatura edilmesi çok doğru olmayacaktır, isabetli olmayacaktır. Bir örnek daha vereyim hocam. Verin hocam. Şimdi Toshihiko Izutsu diye bir Japon araştırmacı var. Bir buçuk dakikamız var hocam bu arada. Bu adam 20 dil falan biliyor ve Kur'an öncesi Arapça metinleri inceliyor. Kur'an öncesi Arapça şiirlerde, metinlerde savaş çok övülüyor. Ne olursa olsun savaş, savunma savaşı değil. Şimdi Izutsu diyor ki bu enteresan bir tema. Sürekli savaş övülüyor. Sonra Kur'an geliyor. Zaten Araplar savaşçılıklarıyla nam salıyorlar. Evet, yani çok iyi kılıç kullanmak, atabilmek. Aynen öyle. Yani aslında tam Nietzsche'nin anlattığı üst insan gibi. Böyle bir yerde hani o eski pagan savaşçılar gibi. Şimdi peki ne oluyor sonra? Kur'an geliyor, sadece savunma savaşına izin veriyor. Sizin Kur'an'ın bu hükmünü alt etme ihtiyacınız var. Diyelim öyle bir hükümdarsınız. Onu alt etmenizin tek yolu var. Dini bir hüküm bulacaksınız. Kur'an'da var mı? Bulacaksınız burada. Evet, yok. Sonradan ünlü bir mezhep imamının da altını çizdiği bir hüküm bulunuyor. Senede bir ofansif savaşa izin verilir. Defans olması şart değil. Savunma olması şart değil. Ve bu hükmü siz dini görünümlü bir fetva ile aşıyorsunuz. Sonra da insanlar diyor ki bak al dini hüküm var. O dini görünen hüküm niye var? Asıl dini hükmü çiğnemek için var. Dolayısıyla siz tarihin hepsini bu resmi doğrulamak için bakarsanız mutlaka malzeme bulursunuz. Ama derinine indiğinizde bu malzemenin gerçekten de İslami olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. O zaman şöyle hocam, hemen bir ayetle toparlayalım, bitirelim. Bakara suresi 190. ayeti burada paylaşalım izleyenlerimizle. Şöyle ifade ediliyor. Size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın diyor. Yani az önce dediğiniz gibi, ancak birisi size savaş açarsa ona karşılık verme hakkını veriyor Allah. Onun dışında bir saldırı savaşının mümkün olmadığını ifade ediyor. Ama amacınızı aşıp saldırganlık yapmayın. Doğrusu Allah saldırganları sevmez diyor. Hemen Enfal suresi 61. ayette de. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de barışa eğilim göster ve Allah'a dayanıp güven diye ifade ediliyor. Ve Mümtehine suresi 8. ayette de inancınızdan dolayı size karşı savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan sürmeyenlere gelince Allah onlara karşı nezaketle ve adaletle davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah
adil olanları ve adaletle hükmedenleri, davrananları sever diyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'e bakılsa, Kur'an-ı Kerim ayetleri hangi durumda bir savaşa dahil olunabileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir Müslümanın İslami ilkelerden, prensiplerden ödün vermemesi gerektiğini ayetler çok açık bir şekilde bize ifade ediyor. Dolayısıyla bir takım Müslümanların eylemlerine bakarak, onların şiddete, teröre yönelik söylem ve eylemlerine bakarak bunu İslam'a mal etmek çok yanlış olur ve bunun kimseye faydası olmaz. Bunu ifade ederek programımızı tamamlamış olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir programda tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Değerli izleyenler, yarın doçent Doktor Alper Bilgili hocamız bizlerle birlikteydi bu gece. Yarın gece inşallah Caner Taslaman hocamız ve Zafer Duygu hocamız Mardin Artuklu Üniversitesi'nden bizlerle birlikte olacak. Dinler tarihi konusunu ve ilk dönem Hristiyanlığı konuşacağız. Yarın gece görüşmek üzere diyoruz.